Allah'ın Hazreti İsa'yı dünyaya getirme göreviyle şereflendirdiği Hazreti Meryem, tarihi kaynaklara göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamıştır. Hazreti Meryem, o dönemde Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında bulunan Filistin topraklarında doğmuştur. Yahudi bir toplum içinde ve o soydan biri olarak dünyaya gelmiştir. O dönemde Roma İmparatorluğu'nda yaygın olan din putperestliktir. Yahudilerse bir takım hurafelerle şekilciliğe sapmış, Allah'ın kendileri için seçip beğendiği dinlerini tahrif etmişlerdir. Allah'ın emirlerine isyan etmiş ve onun kendilerine verdiği nimetlere karşı şükredici olmamışlardır. Bazıları ise Allah'ın kendilerine bir rahmet olarak gönderdiği peygamberleri öldürecek kadar ileri gitmişlerdir. İşte Hazreti Meryem tüm bu karışıklıkların hüküm sürdüğü ve Yahudilerin tüm ümitlerini Mesih'in yani kurtarıcının gelişine bağladıkları böyle bir dönemde dünyaya gelmiştir. Ve Allah'ın seçtiği bir kimse olarak bu insanların sapkın ve cahilce inanışları arasında güzel ahlakı, hak dini temsil etmiştir. Hazreti Meryem, Kur'an'da seçkin kılındıkları bildirilen İmran ailesinden gelmektedir. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir. İman sahibi bir kimse olan İmran'ın hanımı Hazreti Meryem'e hamile kaldığını öğrendiği zaman hemen Allah'a yönelip dua etmiş, doğuracağı çocuğu Allah'a adadığını söylemiştir. Bir kız çocuğu doğurduğunu gördüğünde ise ona abide, yani Allah'a sürekli ibadet eden kimse anlamına gelen Meryem ismini koymuştur. Hazreti Meryem imanıyla, tavırlarıyla ve ahlakıyla tüm insanlık için önemli bir örnek olmuştur. Allah Hazreti Meryem'e dünyada önemli bir sorumluluk yüklemiş ve bu şerefli görev için onu Kur'an'ın ifadesiyle güzel bir bitki gibi yetiştirmiştir. Hazreti Meryem her işinde daima Allah'a yönelmiş, desteği, yardımı ancak Allah'tan istemiş ve onun sözüne itaat etmenin kendine yeteceğini bilmiştir. İmanındaki ve teslimiyetindeki bu samimiyet sonucunda da her zaman için Allah'ın rahmetiyle karşılık görmüştür. Allah'a katıksız bir imanla teslim olduğu için insanların yorumlarından, kınamalarından hiçbir şekilde etkilenmemiştir. Allah mucizelerini göstererek Hazreti Meryem'in üzerindeki rahmetini, korumasını ve merhametini yakinen görmesini sağlamıştır. Örneğin Hazreti Meryem'in ibadet ederken mihrapta sürekli olarak yiyecek bulması, Allah'ın ona olan desteğinin ve rahmetinin açık bir göstergesidir. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse yanında bir yiyecek buldu. Meryem, bu sana nereden geldi deyince, bu Allah katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir, dedi.